Gözünü kırpmadı, emre itaat etti. Şehit olmak uğruna darbeci Semih Terzi'ye hainliğinin faturasını kesti. Adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Darbenin seyrini değiştiren o kahraman Ömer Halis Demir. Üniformalı hainlerin namluları halka çevirdiği kara gecede o üniformasıyla adeta destan yazdı. Hainlerin başı General Semih Terzi'ydi. Milli egemenliğe pranga vurmaya çalışıyor, halkı bombalatmaktan geri durmuyordu. Hedefinde Ankara Gölbaşı'ndaki özel kuvvetler karargahı vardı. Üniformaya sığınan darbeciler Semih Terzi'yi, Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir ise karargahı koruyordu. İhaneti öğrenen Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, vakit kaybetmeden en güvendiği askerlerinden birini aradı. Semih Terzi vatan hainidir. Onu karargaha girmeden öldür. Bunun sonunda şehadet de var, dedi. Karşısındaki isimse Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'di. Yanıtı net oldu. Baş üstüne komutanım, hakkınızı helal edin. Son sözleriydi bunlar. Silahını bir kez daha kontrol edip karargahın önünde hainleri beklemeye başladı. Darbeciler karargaha adım atar atmaz aralarına girdi, bir saniye bile düşünmeden tetiği çekti. Vatanına ihaneti görev edinen darbeci Semih Terzi'ye hainliğin faturasını peş peşe sıktığı kurşunlarla kesti. Sonrasında olacakları biliyordu. Yolun sonu şehadetti, öyle de oldu. Üniformalı hainler namlularını Halis Demir'e çevirdi. Arkasından tam 17 kurşun sıktılar. Ömer Halis Demir orada şehit oldu. Onu şehit edenler hain olarak anılmaya devam ederken, Ömer Halis Demir, Türk milletinin kahraman askeri olarak can verdi. Canı pahasına korudu vatanını, bayrağını ve şerefini. Niğde'de toprağa verildi. 6 yıl geçti üstünden ama o günden beri mezarının başı hiç boş kalmadı. Aziz ruhu şad olsun. Öldürdüğünde adındaki kanacak şehit başçavuş Ömer Han.